El hijyeni çok önemli. Evde kal, hayat kurtar. Bildiğiniz üzere maalesef ki dünyamızda şu an korona salgını mevcut. Bundan korunmanın en kolay yolu evde kalıp salgın zincirini bertaraf etmektir. Size bunu çok kolay bir grafikle anlatacağım. Gördüğünüz üzere öncelikle burada vaka sayısı, zaman ve sağlık eğrisini görüyoruz. Burada size salgını iki şekilde anlatacağım. Birincisi hızlı yayılan salgın, ikincisi ise yavaş yayılan salgın. Hızlı yayılan salgında çok kısa bir sürede gerçekleşir. İnsanlar çok çabuk enfekte olur. Maalesef ki hızlı yayılan salgında çoğu insanımız hastanelere tedavi göremez. Çünkü hastane yani sağlık eğrisini geçmiş olur. Ve bundan dolayı hatta hızlı yayıldığı için de hastanedeki doktorlarımız da bundan enfekte olup zarar görmeye başlar. Orada maalesef ki bir bükülme meydana gelir. Biz hızlı yayılan salgının önüne çok kolay bir şekilde geçebiliriz. Tabii ki evde kalarak, başka insanlarla sosyal mesafemizi koruyarak. Şimdi size yavaş yayılan salgını anlatacağım. Yavaş yayılan salgında çok yavaş ilerlediği için hastane eğrisi yani sağlık kapasitesini geçmeden enfekte olan insanların çoğu hastaneden yaralanabilir. Biz buna tabii ki evde kalarak erişebiliriz. Evde kaldığımız sürece salgın zincirini kırabiliriz. Salgın zincirini kırdığımız zaman enfekte sayısı düşecektir. Düştüğü zaman hastanede herkes çok kolay bir şekilde tedavi görecektir. Yavaşlatılan salgın sayesinde çoğu insanımız tedavi oluyor. Maalesef hızlı salgında gerçekleştirilebilecek olan yaşlı, genç, fakir, zengin seçimi yapılmadan herkes eşit bir şekilde tedavi görme şansına erişebiliyor. Covid-19 yani diğer adıyla koronavirüs, kronik hastaları, bağışıklık sistemi zayıf olan insanları ve yaşlı bireylerimizi daha çok etkilediği söyleniyor. Fakat bu değildir ki gençlerimiz de bundan etkilenmeyecek. Bu yüzden bizim gibi gençler de evden acil olmadığı sürece çıkmamalı. Maalesef ki koronavirüsün kuluçkalama dönemi yüzünden sizde olup olmadığını bilemiyorsunuz. Bilmediğiniz için etrafınızdaki insanlara dokunduğunuz zaman, selamlaştığınız zaman, tokalaştığınız zaman veya sizin ona çok basit bir şekilde kendi telefonunuzu verdiğiniz zaman ona bulaşma riski mevcuttur. Bundan dolayı koronavirüs sizi habersiz katil bile yapabilir. Lütfen çok dikkat edelim ve gerekmediği sürece evden çıkmayalım. Covid-19, koronavirüsün içinde ne vardır? Koronavirüs yani Covid-19 bir RNA virüsüdür. İçinde bir lipid vardır yani yağ tabakası. 2 nükleik asit, 3 protein vardır. Ve bunları birbirine bağlayan zayıf bağlar mevcuttur. Şunu size şu örnekle vermek istiyorum. Bir köprü düşünün. İki kıtayı birbirine bağlayan ve halatları düşünün. Bu halatları da biz zayıf bağlar olarak varsayalım. Bu halatlar zarar gördüğü zaman köprü de zarar görür. İşte zayıf bağlar da böyledir. Zayıf bağlar zarar gördüğü zaman yağ tabakası, nükleik asit ve protein birbirinden ayrılır. Yani virüs paramparça olur. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Tabii ki çok kolay bir yöntemle sabunlu suyla. Sabunlu su ile ellerimizi 20 saniye boyunca yıkarsak koronavirüsü bertaraf etmiş ve işlevsiz olmasını sağlıyoruz. Kendimizi ve etrafımızdaki insanları korumak için sık sık elimizi yıkayalım. Herhangi bir cansız yüzeye dokunduğumuzda merdiven korkulu, kapı kolu, başkasından aldığımız telefon gibi yüzeylere dokunduğumuzda ya da başka bir enfekte olan insanla selamlaştığımızda bunun bize geçmesi çok büyük bir olasılıktır. Bunu önlemek adına ellerimizi su ile dezenfekte edip veya su ve sabun bulamadığımız yerlerde ıslak mendil ile alkolü dezenfektantlarla bunları sağlamamız gerekiyor. Bizim için en önemli olan şey de budur zaten. Evde kalıp sirkülasyonu, zinciri kırmaktır. Şu önümüzdeki 2-3 hafta bizim için çok önemli. Evden acil olmadığı durumlarda kesinlikle çıkmamalıyız. İnsanlar evde kalmalı. Evde ne kadar kalırsa ve dışarı çıkmazsak vaka sayısı o kadar azalacak. Biz millet olarak bu illetten kurtulacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen unutmayın, mecbur değilseniz dışarı çıkmayın. Evde kal, hayat kurtar.